Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde sanatlarla ilgili ilk dersi yapmıştık. Şimdi ikinci dersteyiz ve başlıyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar Hüsnü Talil ile başlayacağız. Hüsnü Talil demek güzel nedene bağlama demek. Evet, güzel nedene bağlama anlamına gelecek Hüsnü Talil. Peki arkadaşlar, hüsn güzellik demek, Arapça kökenli ve oradan düşünebiliriz hüsn-ü talil, güzel nedene bağlama. Arkadaşlar illa güzel bir neden olması gerekmez. Olaylar ve olgular mutlaka gerçek nedeni dışında başka bir nedene bağlanacak. Hemen örneğimize bakalım. Ey sevgili, sen bu ilden gideli. Yaprak döktü ağaçlar, ağladı gökyüzü. Yaprak döktü ağaçlar, ağladı gökyüzü. Gökyüzü. Ağaçların yaprak dökmesi, gökyüzünün ağlaması sevgili gitti diye mi olacak arkadaşlar? Burada tabii ki ağaçlar normal doğal seleksiyonla ne yapar? Ağaçlar yapraklarını döker kış sonbahar geldiği zaman. İşte burada arkadaşlar sonuç var. Peki bu sonucun güzel nedeni, yani gerçek nedeni dışındaki nedeni nedir? Sevgilinin bu ilden gitmesidir. İşte burası güzel neden olarak karşımıza gelmiş olacak. Yem vermek için atlarına atlarına nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. Peki arkadaşlar, Osmanlı orduları atlarına yem vermek için mi başka seferlere, başka ülkelere gidiyorlardı? İşte burada arkadaşlar nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. Sebebi neymiş? Yeni bir ülkede atlarına yem vermek için. Arkadaşlar Osmanlı orduları atlarına yem vermek için mi sefere gidiyordu? İşte burada güzel neden var. Güzel neden. Ve arkadaşlar burası da sonuç olarak düşünmüş olacağız. Evet, Barış Manço'nun bir şarkısından hemen bir alıntı yapalım. Sen gülünce güller açar gül pembe. Güller arkadaşlar sevgili güldü diye mi açıyor? Hayır. Burası arkadaşlar sonuç. Burası da nedir? Güzel nedendir. Gördüğünüz gibi farklı bir nedene bağlamış. Güllerin açması tabii ki arkadaşlar havayla suyla ilgili bir durum. Ama burada neye bağlanmış? Sevgilinin gülmesine bağlanmış. Peki o halde gördüğünüz gibi Hüsnü Talil neymiş? Güzel nedene bağlama, yani farklı nedene bağlama olarak düşüneceğiz. Peki arkadaşlar şimdi tecahül-ü arif sanatı diyelim. Tecahül-ü arif sanatı nedir? Arif bilen demek. Evet, arif bilen demek. Tecahülü kapatınca, T'yi kapatınca taktik söyleyelim, cahil kalıyor gördüğünüz gibi. Cahil. Arif biliyor, cahil bilmiyor. Yani arkadaşlar bildiği halde bilmezden geliyor arkadaşlar. Cahil ne demek? Bilmez demek. Arif ne demek? Bilen demek. O halde arkadaşlar neymiş? Bildiği halde bilmezden gelme sanatı diyebiliriz. Evet, neymiş? Bilmezden gelme sanatına tecahülü arif sanatı diyoruz. Arkadaşlar Hande Yener ne diyordu şarkısında? Aşkın ateşi yakarmış ateşi, duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı dilerdin? Pişmeyene söyle, ne denir ki çiğ mi diyor. Ne denir ki çiğ mi? Şarkı sözünde geçiyor arkadaşlar. Pişmeyene söyle, ne denir ki çiğ mi? Arkadaşlar burada %99 ne göreceğiz? Tecahül-ü arif sanatında %99 soru işareti göreceğiz. Evet, soru işareti
Göreceğiz, unutmuyoruz. Evet, tecahül-i arifte %99 soru işareti göreceksiniz. Peki pişmeyenin çiğ olduğunu bilmiyor mu arkadaşlar Hande Yener? Elbette biliyor ama ne yapıyor arkadaşlar? Bilmezden geliyor. İşte buna tecahül-i arif sanatı diyebiliriz. Peki bir başkasındayız arkadaşlar. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Yani arkadaşlar şakaklarına kar yağmadığını, yani onun bir aksaç olduğunu biliyor. Ama ne yapıyor? Bilmezden geliyor. İşte buna bilmezden gelme sanatı, diğer adıyla tecahül-i arif sanatı diyebiliriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar benim mi Allah'ım bu çizgili yüz diyor. Tabii ki yine arkadaşlar orada da bir tecahül-i arif sanatından bahsetmek mümkün olacak. Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar şeklinde. Buralarda da tecahül-i arif sanatını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Tenasüp ne demek arkadaşlar? Uygunluk sanatı. Evet, neymiş? Uygunluk sanatı. Hani münasip yerde inecek var derler. Biraz daha bir kuşak öncesindeki insanlar öyle söylerler biliyorsunuz. Münasip uygun demek. Tenasüp uygun. O kelimeden geliyor zaten köken itibariyle. O anda arkadaşlar uygunluk sanatı ne demek? Aynı sektörle ilgili kavramlar, aynı sektörle ilgili kavramlar aynı şiirde kullanılır. Evet, aynı şiirde kullanılır. Aynı sektörle ilgili kavramlar arkadaşlar. Hemen örnek daha verelim isterseniz. Aşk derdiyle hoşem. Aşk derdiyle hoşem. Elçek ilacımdan tabip. Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Dermanındadır. Arkadaşlar burada peki hangi kelimeler uygun, birbirine uygun olacak şekilde aynı sektörle ilgili kullanılmış? Evet, dert, ilaç, tabip yani doktor, derman, helak olmak, yok olmak yani yine zehir. Arkadaşlar biliyorsunuz tıpta yılanın zehri panzehir olarak kullanılır. İşte burada da yine o anımsatılmış diyebiliriz. Bu kavramların hepsi tenasüp sanatı olarak karşımıza gelmiş olacak. Peki Yahya Kemal'in şiirinde tenasüp sanatı nasıl vardı? Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Evet, artık demir almak günü gelmişse zamandan, günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Kalkar bu limandan. Arkadaşlar burada hangi kelimeler aynı sektörle ilgili kullanılmış sizce? Aynı alanda kullanılmış. Evet, demir almak, gemi ve evet liman. İşte bunlar hangi sektör? Gemicilik sektörü arkadaşlar. Denizcilik sektörü. Evet, denizcilik sektörü. Peki arkadaşlar bunlar hangi sektör? Hangi bilim dalı? Bunlar da arkadaşlar tıp bilimi. Evet, genel kültürümüz olsun, tababet ilmi de denir arkadaşlar. Evet, tababet ilmiyle ilgili kavramlar bunlar diyebiliriz. Peki arkadaşlar arım balım peteğim dersek hangi sektörle ilgili kavramlar? Arım balım peteğim dersek hangi sektörle ilgili kavramlar? Arı bal petek. Bunlar arkadaşlar arıcılık sektörü diyebiliriz. İşte bunlara da ne diyecekmişiz? Bunlara da arkadaşlar ne diyecekmişiz?
Tenasüp sanatı diyeceğiz. Evet, tenasüp ne demek? Aynı sektörle ilgili kavramların aynı şiirde kullanılması demek. Peki şimdi bir başkasına geçiyoruz. Telmih sanatındayız. Telmih ne demek diğer adıyla? Anımsatma ya da hatırlatma sanatı. Evet, hatırlatma sanatı diyebiliriz. Arkadaşlar burada %99 ne göreceğiz? %99 özel isim görülür. Evet, ne görülürmüş? Özel isim görülür. %99 özel isim görülür telmih sanatında. Peki arkadaşlar hemen bakalım isterseniz. Leyla gelin oldu. Leyla gelin oldu. Mecnun mezarda. Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. İşte burada arkadaşlar Leyla ile Mecnun kelimesi özel isim olduğu için bunlar nedir? Telmih sanatı. Leyla ile Mecnun hikayesine gönderme yapılmış diyebiliriz. Evet, Leyla ile Mecnun hikayesine gönderme yapılmış diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar bir başka ifade. Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı dersek Bedir'in arslanları, evet aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Peki burada hangi kavrama gönderme yapılmış arkadaşlar? Hangi savaşa? Bedir Savaşı'na gönderme yapılmış. İşte bu da telmih sanatı olarak karşıma gelmiş olacak. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile, çağırayım Mevlam seni dersek hangi kelimelerde var? İsa, Musa, asa ve Mevla kelimeleri yine arkadaşlar bir telmih sanatı olarak karşıma gelmiş oldu. Ve bunun dışında arkadaşlar burada şöyle düşünebiliriz. Hazreti İsa'nın Mesih olarak gökyüzüne çıkması, Hazreti Musa'nın şimdiki Lübnan sınırları içindeki Tur Dağı'nda elinde asasıyla Hazreti Allah'la konuşması, kelam etmesi ve arkadaşlar bunların hepsi ne oluyor? Telmih sanatı olarak düşünülebiliyor. Peki bir başkasındayız. Lale devri çocuklarıyız. Zamanımız geçmiş diyor Sezen Aksu. Peki lale devrine de ne yapılmış arkadaşlar? Gönderme yapılmış. Şarkı sözünde ne geçiyordu? Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Kerem'i, Aslı'yı bilmem ama diyordu. Arkadaşlar burada da yine Leyla, Mecnun, Kerem, Aslı gibi kavramların hepsi bir telmih sanatı olarak karşımıza gelmiş olacak. Bunlara da dikkat ediyoruz. Nida sanatındayız. Nida arkadaşlar seslenme demek. Evet, nida sanatındayız. Nida seslenme demek. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Hangi kelimede nida var yani seslenme var? Ey kelimesi net olarak bir nida sanatıdır. Hemen burayı hızlıca geçiyorum. Fazla sorulan bir kavram değil. Peki tekrir sanatındayız arkadaşlar. Tekrir sanatı. Tekrir ne demek? Zaten kelime aynen tekrarla tekrir aynı şey. Kavramlar birbirine çok yakın. Tekrar edecek. Aynı kavramlar tekrar edecek. Akşam. Evet. Akşam. Yine akşam. Yine akşam. Yine akşam. Arkadaşlar hangi kelimeler tekrar etti? Gördüğünüz gibi akşam kelimeleri tekrar etti. İşte bunlar arkadaşlar tekrir sanatı olarak değerlendirilmiş olacak. Şimdi bir başka sanata bakıyoruz. Ve arkadaşlar leff-ü neşir sanatı diyelim. Evet, leff-ü neşir sanatı. Leff-ü neşir sanatı. Ne demek arkadaşlar? Leff toplamak demek, neşir dağıtmak demek kelime anlamları. Leff-ü neşir ne demek? Söz simetrisi demek. Evet, söz simetrisi diyebiliriz. Peki arkadaşlar gönlümde ateşsin, gözümde yaşsın.
Ne diye tutuştun, ne diye taştın? Gönlümde ateştin, gözümde yaştın. Evet, gözümde yaştın. Ne diye tutuştun, ne diye taştın? Ne diye tutuştun? Ne diye taştın? Arkadaşlar, hangi kelimeler simetrik kullanılmış? Yukarıda ateşle, aşağıda tutuşmak birbiriyle ilgili kullanılmış. Ve yukarıda yaş ve aşağıda taşmak ifadeleri de, yani su ile ilgili olduğu için birbiriyle ilgili kullanılmış diyebiliriz. Yine arkadaşlar, Mehmet Emin Yurdakul'un bir şiiri var. Sen denizde kaptan, ovada çiftçi, şehirde esnaf olan, burası bir indize. Sen gemi yürüten, tarla süren, alışveriş yapan. İlkinde ne demişti arkadaşlar? Denizde kaptan demişti, hemen altına gemi yürüten. Evet, ilkinde ovada çiftçi demişti, hemen altında ne var arkadaşlar? Tarla süren. Yine arkadaşlar, ilkinde esnaf olan demişti, hemen altında ne var? Alışveriş yapan kelimeleri var. Evet, kavramların, üstteki kavramların ilgili kavramları hemen altında simetrik olarak kullanılıyorsa buna söz simetrisi, yani lef'ün eşir sanatı diyeceğiz. Çok sık sorulan bir sanat değil. O yüzden burayı geçiyorum. Şimdi irsali mesal sanatındayız. Evet, irsali mesal sanatındayız. Arkadaşlar, darb-ı mesel atasözü demek, oradan çağrıştırsın. İrsali mesel ne demek o zaman? Şiirde atasözü demek. Evet, ne demekmiş? Şiirde atasözü. Çağır Karacaoğlan çağır. Evet, çağır Karacaoğlan çağır. Taş düştüğü yerde ağır. Taş düştüğü yerde ağır. Hangi ifade atasözü olarak kullanılmış sence? Taş düştüğü yerde ağır ifadesi bir atasözüdür arkadaşlar. Taş yerinde ağırdır denir, biliyorsunuz. İşte burası atasözü. Her atasözü, şiirdeki her atasözü nedir? İrsali meseldir. Bu şekilde düşünebiliriz. İrsali mesel diyebiliriz. Yine arkadaşlar, Ziya Paşa'nın bir şiirinde atasözü var. Hemen söyleyelim. Allah'a sığın Şahs-ı Halim'in gazabından, zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Burada atasözü hangisi? Yumuşak huylu atın çiftesi pektir ifadesi bir atasözüdür. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Yine Ziya Paşa söylemiş. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir bir atasözüdür. Tektirden almayanın hakkı kötektir. Yine atasözü. Arkadaşlar, bunların hepsi yine irsali mesel sanatı olarak karşımıza gelmiş olacak. Arkadaşlar, sehl-i mümteni sanatı diye bir sanatımız da var. Sehl-i mümteni ne demek? Bu Yunus Emre'ye ait olan bir sanat diyebiliriz. Yazılması çok kolaymış gibi görünen ama hadi yaz dendiğinde yazılmayan şiirlere sehl-i mümteni deniyor arkadaşlar. Basit görünen ama yazılması zor olan şiirlere sehl-i mümteni denecek, unutmuyoruz. Abartma sanatını bilmeyeniniz yoktur. Bir of çeksem dağ taşı eritir, gözüm yaşı değirmeni yürütür tarzında söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu ne müthiş tipidir ki savrulur enkazı beşer diyor. İnsanlığın enkazı havaya savruluyor. Abartma sanatı da kolay bir sanat, bunu da bilirsiniz diye yazmayalım arkadaşlar. Şimdi de akis sanatındayız. Evet, akis sanatı. Arkadaşlar, akis sanatında da yani ifadeyi tersten toparlayacağız. Şöyle söyleyebiliriz. Gamzen ciğerim deldi. Gamzen ciğerim deldi. Deldi ciğerim gamzen. Yani arkadaşlar, dikkat ederseniz şöyle. Arkadaşlar, şu şekilde, yani tersten toparlanacak şekilde
ifade var. Gamzen ciğerim deldi. Buradan okuyorum. Gamzen ciğerim deldi şeklinde bak. Tersten okuduğum zaman da gamzen ciğerim deldi şeklinde oluyor. Akış sanatı bu. Pek sorulan bir sanat değil yine arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Peki asonans nedir? Aliterasyon nedir? Asonans ve aliterasyon. Arkadaşlar asonans ünlü tekrarına deniyor. Ünlü tekrarına. Aliterasyon ünsüz tekrarına deniyor. Evet, ünsüz tekrarı. Şiirde ünsüz tekrar ediyorsa aliterasyon, ünlü tekrar ediyorsa arkadaşlar asonans diyebiliriz. Hemen örneğimize bakalım. Eylül'de melül oldu gönül. Melül oldu gönül. Soldu da lale. Soldu da lale. Bir kâküle meyletti, gönül geldi bu hale. Bir kâküle meyletti, gönül geldi bu hale. Arkadaşlar sence hangi ünsüzler tekrar etmiş? Eylül'de L'ler var bakın. Eylül'de L'ler var, L var, gönül var, solda da L var. Lalelerdeki L'ler var. Kâkül'de L, meyletti de, gönülde, bu halede L, geldi de L. Bir sürü L'ler var. İşte bu L'ler arkadaşlar nedir? Aliterasyon. Evet, bu L'ler. Evet, bu L'ler nedir? Aliterasyon. Peki hangi ünlü tekrar etmiş? Arkadaşlar E ile Ü tekrar etmiş. E'ler ve Ü'ler tekrar ettiği için... Bakın arkadaşlar burada Ü'ler var. Yine burada var arkadaşlar. Burada var. Ve arkadaşlar E'ler var sıklıkla. E'ler var yine. Şurada var, şurada var, şurada var. Yine E'ler var. Bu E'ler arkadaşlar nedir? Asonans diyebiliriz. Evet nedir? Ne diyecekmişiz? Asonans. Ünlü tekrarına asonans. Ünsüz tekrarına aliterasyon diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi tariz sanatına bakalım hemen. Tariz ne demekti? Alay sanatıydı. Hemen bir örnek verelim isterseniz. Bu ne kudrettir ki Elif Bağ'ı okur ezberden? Bu ne kudrettir ki Elif Bağ'ı okur ezberden? Arkadaşlar Elif Bağ'ı ezberden okumak bir kudret göstergesi midir? Hayır. Çünkü her insan okuyabilir. Basit bir şey çünkü. Tezat sanatındayız. Evet, tezat sanatındayız. Hemen arkadaşlar bakalım. Ne diyor? Tezat ne demekti arkadaşlar? Zıtlık sanatı. Evet, tezat ne demekti? Zıtlık sanatı. Hemen arkadaşlar örneklerimize bakıyoruz. Ne diyor Abdurrahim Karakoç Mihriban Türküsü'nde? Lambada titreyen alev üşüyor diyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Arkadaşlar hangi kelimelerde zıtlık var? Üşümek soğuk, alev sıcak. İşte bunlar tezat sanatını oluşturacak. Yine benzer şekilde arkadaşlar birçok şiirde tezat sanatı var. Mesela neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar ifadesinde de dost düşman tezat sanatını oluşturacak diyebiliriz. Ve şimdi arkadaşlar istifham sanatındayız. İstifham. Evet, istifham sanatı. İstifham ne demek arkadaşlar? Soru sanatı. Ama cevabı içinde olan sorular. Yani bunlar sözde sorular diyebiliriz. Hemen arkadaşlar bakalım. Hani o bırakıp giderken seni, o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Bu öksüz tavrını
Takmayacaktın. Arkadaşlar işte burada bir soru işaretimiz var. Ve soruyor hani takmayacaktın? Yani niçin taktın diyor. Cevabı içinde olan cevap beklemeyen sorulara istifham sanatı diyeceğiz. Evet, son olarak seci sanatındayız arkadaşlar. Seci ne demek? Düz yazıda iç ses uyumu demek. Evet, seci düz yazıda iç ses uyumu. Mesela arkadaşlar ey gözümün nuru gönlümün süruru. Evet, gönlümün süruru. Başımın tacı, hasta gönüllerin ilacı ve gönlümün miracı diye uzatabilirsiniz. Arkadaşlar burada hangi kelimeler iç kafiye oluşturmuş? Nuru, süruru, tacı, ilacı şeklinde arkadaşlar iç kafiyeler oluşturulmuş. İşte buna ne diyeceğiz? Seci diyeceğiz. Evet arkadaşlar, böylece dersimizin sonuna geldik. Gelecek dersimize görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.